Yeni Philadelphia, Yeni Halkidona Belediyesi'nin Küçük Asya Helenizm Müzesi, Filo Haidemeno, Papije binasının içinde özel olarak tasarlanmış bir alanda yer alan örnek bir folklor müzesidir. Amacı, Küçük Asya uygarlığının büyüklüğünü ve Küçük Asya felaketinin acısını halkımızın hafızasında yaşatmaktır. Özelliği, tarihi ve diplomatik olaylarla sınırlı kalmayıp, Olayları yaşayan sessiz kahramanlar olan sıradan insanların tanıklıkları aracılığıyla kişisel deneyimlere nüfuz etmesi ve temel olarak kişisel deneyimlere odaklanmasında yatmaktadır. Fikir ve Müze'nin koleksiyonunu oluşturan nesneleri toplama çabası, ileri bir yaşta olmasına rağmen gerçekleşmemiş bir arzuyu gerçekleştirmeye karar veren küçük Asya'dan Filio Haidemeno'dan kaynaklanıyor. Hilo Haidemeno 1899'da Küçük Asya'da Vourla'da doğdu. Kendisi de felaketin ve ana vatanından şiddetli bir şekilde sökülmenin kurbanı olduğu için, Helenizmin ve Küçük Asya'nın özel kültürünün unutulmaması için bir şeyler yapmaya yemin etti. Ve gerçekten de 1991'den beri, 90 yaşına girmişken, Küçük Asya'da bir müze kurmak amacıyla yadigarı koleksiyonu için kişisel, yorulmaz mücadelesine başlar sonunda 2 Nisan 2007'de onun adını taşıyan müze. Başbakan Kostas Karamanlis tarafından açıldı ve şu anda normal şekilde çalışıyor ve koleksiyondaki en az 2000 sergiden 550'den fazla sergiye ev sahipliği yapıyor. Onu tanıyanların kalbinde kalan, onu büyük anne Filio olarak seven ve yaşayan Filio Haydemeno, 4 Haziran 2007'de 107 yaşında hayalinin gerçekleştiğini görerek dinlendi. Koleksiyon, Küçük Asya'dan hem belediyemizden hem de Yunanistan'ın ve dünyanın diğer bölgelerinden gelen Küçük Asya'dan bağışlanan Küçük Asya yadigarı, afişler, kostümler, çarşaflar, kitaplar, belgeler, mutfak eşyaları ve daha fazlasını içerir. Ancak müzeyi kendi kategorisinden farklı kılan ve kendi türünde benzersiz kılan en önemli unsur hem Filia Büyükannenin kendisine ait kısa açıklayıcı metinlerden hem de anlatımlardan oluşan modern görsel-işitsel materyaldir. Ve Küçük Asya'dan gelen diğer birinci ve ikinci nesil mülteciler. Bu koşullar altında müzenin amacını en iyi şekilde yerine getirdiğini söyleyebiliriz ve son yıllarda özellikle okul grupları ve kültür dernekleri tarafından artan ziyaretçi sayısı bunu doğrulamaktadır. En başından itibaren okul ziyaretlerine özel bir önem verildiğini ve bu nedenle müzenin eğitimsel bir yapıya ve organizasyona sahip olmasının nedeni. Genç nesillerin Küçük Asya kültürü hazinelerine inisiyatif almasıdır. Daha spesifik olarak felaketten önceki Küçük Asya Yunanlılarının şanlı kültürünün günlük yaşamının tasviri ve unsurların alıntısı ile bir giriş yapılır. Kamusal yaşamı, kiliseyi, okulu yöneten ve yöneten kurumlara atıflar aşağıdadır. Daha sonra farklı alanların kostüm varyasyonları ve günlük kullanım nesnelerinin yanı sıra felakete yol açan olayların kronolojisine atıfta bulunularak felaketin bir kısmına girmek ve sonuçlandırmak, zor süreci göstermek için sunulmuştur. Nakliye, kurulum ve ayarlama. Yeni verilerde mültecilerin sayısı Son olarak dünyanın çeşitli yerlerinde bugüne kadar benzer dramların yaşandığını hatırlatarak modern iltica vakalarından bahsedeceğiz.